Todivision, bilgi ve deneyimlerin seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden paylaşıldığı herkese açık bir kanal. Bu haftaki videomuz Virgin Galactic şirketi ve kurucusu Sir Richard Branson'ın VSS Unity isimli uzay aracı ile 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uzay seyahati ile ilgili. Bugünlerde uzay yolculuğu çalışmaları ile ilgili özel şirketlerin adını sıkça duymaya başladık. Yakın gelecekte uzay turizmi ile sivillerin uzaya gidip gelmesi mümkün olacak. Uzay yolculuğu deneyimini sivillere de yaşatmaya başlayan Virgin Galactic şirketinin kurucusu Sir Richard Branson, 11 Temmuz 2021 tarihinde VSS Unity isimli uzay aracı ile uzaya çıkarak yeni bir dönemin kapısını açtı. Dünyanın ilk ticari uzay yolları şirketi Virgin Galactic, Sir Richard Branson tarafından kuruldu. Virgin Galactic, grup şirketlerinden Spaceship Company ile birlikte yeni nesil uzay araçları geliştiriyor ve Spaceport adını verdiği uzay limanlarından uzay uçuşları gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla dünyanın ilk ticari uzay limanı Spaceport America adıyla New Mexico'da kuruldu. Spaceport America, sivil kişiler ve araştırmacılar için düzenli olarak uzaya uçuş programları organize edecek. Uzaya gidecek yolcular önce Spaceport America'daki uçuş öncesi eğitim programına katılacaklar. Bu eğitim sırasında her uzay yolcusu yerçekimsiz ortamda nasıl hareket edileceğini ve yüksek hızlanma anlarında nasıl güvenli ve konforlu olunacağını öğrenecekler. Uzay yolculuğunun her anının tadını çıkarmak için zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanacaklar. Virgin Galactic tarafından kullanılan uzay uçuş sistemi, dünyanın ilk yolcu taşıyan uzay aracı Spaceship Two ve bu uzay aracını belirli yüksekliğe kadar çıkarmak için özel olarak tasarlanmış taşıyıcı uçak White Knight 2'dan oluşmakta. Virgin Galactic şirketinin hizmete giren ilk Spaceship Two uzay aracı 2016 yılında bir açılış töreni sırasında Profesör Stephen Hawking tarafından VSS Unity olarak adlandırıldı. VSS Unity uzay aracını belirli yüksekliğe çıkaracak White Knight 2 uçağına da Richard Branson'ın annesinin isminden esinlenerek VMS Eve adı verildi. VMS Eve, diğer adıyla White Knight 2, VSS Unity'yi yaklaşık 50.000 feet yüksekliğe kadar taşımak üzere tasarlanmış, özel yapım, 4 motorlu, çift gövdeli bir jet uçağı. İlk White Knight 2, 2008 yılında tanıtıldı ve kapsamlı bir test uçuş programını tamamladı. VMS Eve şu an hizmetteki en büyük kompozit hava aracı, benzersiz bir ağır yük taşıma ve yüksek irtifa kabiliyetine sahip. Katamaran tasarımı geniş ve kolay erişebilir bir yük alanı sağlamakta ve uzay aracı serbest bırakıldığında güvenli bir ayrılmayı mümkün kılmakta. White Knight 2'nun ikiz kabinleri uzay aracı ile benzer formda. Virgin Galactic, Spaceship Company tarafından üretilen uzay aracı VSS Unity ile sivil insanlara uzayı deneyimleme ve astronot olma fırsatı veriyor. VSS Unity, diğer adıyla Spaceship Two, iki pilot dahil 8 kişiyi güvenli bir şekilde uzaya götürmek için tasarlanmış, kanatları olan, tekrar kullanılabilir bir uzay aracı. Spaceship Two'da katı ve sıvı roket motor kombinasyonundan oluşan hibrit bir roket motoru kullanılmakta. Her uçuştan sonra roket motorunun yakıtı yenilenmekte. Spaceship Two'nun en yenilikçi özelliği, atmosfere tekrar güvenli bir şekilde giriş yapabilmesi için uzayda şeklini değiştirebilmesi. Uzaydayken kanatlarını ve kuyruk bomlarını yukarı döndürerek aracın stabilitesi ve inişteki yavaşlama hızı aerodinamik kuvvetler tarafından kontrol ediliyor. Thank you.
Spaceship Two'nun kabini güvenliği, konforu ve astronot deneyimini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmış. Spaceship Two'nun yolcular için özel olarak tasarlanan koltukları sayesinde iniş ve çıkış sırasında maruz kalınan G kuvveti güvenli ve konforlu olarak yönetilebilmekte. Yolcu kabini yerçekimsiz ortamı en iyi şekilde deneyimlemek için son derece geniş tasarlanmış. VSS Unity, yolcularına uzay deneyimini en iyi şekilde yaşatmak ve dünyayı farklı açılardan rahatlıkla göstermek için şu ana kadar yapılmış tüm uzay araçlarından daha fazla pencereye sahip. Dünyadan 300 bin feet yukarıda yerçekimsiz ortamda bulunurken VSS Unity'de bulunan 17 adet pencereden dünyanın muhteşem görüntüsü seyredilebiliyor. Temmuz 2021 tarihi yalnızca Virgin Galactic şirketi için değil, aynı zamanda insanlık için de önemli bir gün. Şu ana kadar çok az astronotun deneyimlediği uzay seyahati yakın gelecekte siviller için de mümkün olabilecek. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen uçuş, VSS Unity'nin 22. test uçuşuydu ve şirketin kurucusu Sir Richard Branson da dahil olmak üzere tüm ekibin kabinde olduğu ilk test uçuşuydu. Virgin Galactic ekibi, VSS Unity yolcu kabini ve müşteri deneyimiyle ilgili bir dizi test hedefini yerine getirdi. Virgin Galactic firmasının gerçekleştirdiği bu uzay seyahati, tüm insanlığa yakın bir gelecekte uzaya seyahat kapısını açmış oldu. VSS Unity uzay aracı, kendisini taşımak için özel olarak tasarlanmış VMS Eve isimli çift gövdeli bir uçak ile pistten havalanıyor ve birlikte 50 bin feet'e yakın bir yüksekliğe çıkıyor. Bu yüksekliğe ulaştıktan sonra VSS Unity uzay aracı bağlı olduğu VMS Eve'den ayrılıyor ve bir süre sonra kendi roketlerini ateşliyor ve Mach 3 hızının üzerine çıkarak dikey olarak uzaya doğru yükseliyor. VSS Unity uzaya yaklaştıkça gökyüzünün mavi rengi uzayın karanlık rengine dönmeye başlıyor ve VSS Unity uzay aracının roket motoru duruyor ve yerçekimsiz ortama ulaşılıyor. VSS Unity uzayda yerçekimsiz ortama ulaştığında Virgin Galactic kurucusu Sir Richard Branson duygularını şu şekilde ifade etti. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do.
Oh my gosh. This is unbelievable. This is too unbelievable. Yer çekimsiz ortamda bir süre kalındıktan sonra VSS Unity'nin hareketli kanatları yardımıyla uzay aracının pozisyonu ayarlanıyor ve atmosfere tekrar güvenli bir biçimde giriş yapılıyor. VSS Unity atmosfere giriş yaptıktan sonra kanatları tekrar normal konuma getiriliyor ve VSS Unity kalkış yaptığı pistte tekrar süzülerek iniş yapıyor ve uzay yolculuğu tamamlanmış oluyor. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere.